Merhabalar, öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Mert Kılıç. Yaşar Üniversitesi 4. sınıf bilgisayar mühendisi öğrencisiyim. Akıllı kilit projesini yaptım. Mert, memnun oldum tanışmamıza öncelikle. Bize projenden bahseder misin? Şöyle, yani hepimizin taşıdığı günlük klasik anahtarlardan kurtulmaya yönelik bir proje. Hepimiz evden çıkarken anahtarlarımızı, hatta cüzdanımızı bile unutuyoruz ama hiçbir zaman cep telefonumuzu unutmuyoruz artık günümüzde. Dolayısıyla ben yapmak istediğim şey şu, özellikle Mastercard gibi firmalar ödeme sistemlerini dahi cep telefonuna aktarırken ben de otantikasyon sistemi olan en klasik, yüzyıllardır gelen kilit sistemini de cep telefonuna aktarıp bunu akıllı bir kilit sistemine dönüştürmeyi planladım. Peki projen ne kadar sürdü? Tasarımı ve tamamen implement etmesi yaklaşık 6 ay sürdü. Bayağı uzun bir süreç. Bu süreçte yalnız başına mı çalıştın yoksa yanında takım arkadaşların var mıydı? Bu süreçte sağ olsun Provus firması beni part time olarak yanına aldı. Orada mali giderlerimi onlar karşıladı. Tek başıma çalıştım bu süreçte. Onun dışında bir şey söyleyeyim. Peki yani ürününü bize bir şekilde yani tanıtma şansın var mı? Nasıl yapabiliriz? Tabii. Bunu yapmaktaki asıl amaç şu. Örneğin bir eviniz var, bu evinize girmek için bir arkadaşınız geliyor ama evinin anahtarı yok. Veya bir kiralık eviniz var, anahtarı ona yollamanız gerekiyor. Ama kilidi sonra değiştirmeyle uğraşmamak adına geçici süreli kilitler veya kalıcı süreli kilitleri GSM, yani telefonunuzla bütün telefonlara yollayabiliyorsunuz. Burada ben NFC kart dediğimiz eski NFC teknolojisiyle açabiliyorum, RFID ile açabiliyorum. Bluetooth, Wi-Fi, diğer bütün aklınıza gelen SMS, bütün her şeyle açabiliyoruz. Ben NFC modülasyonla göstereceğim. Bu herhangi bir NFC kart. Bunu okuyup okuyucumuza okuttuğumuzda kapının kilit mekanizması aktif oluyor ve kapı açılmaya başlıyor. Eğer herhangi başka bir NFC tag okutursanız, burada okuttuğum gibi, bunların hiçbiri kapıyı açmayacaktır. Ya da eski RFID okuyuculardan eğer tanımlı olmayan varsa hiçbiri açmayacaktır. Ama bu telefonuma mobil kod gelmiş durumda ve ben bu telefonun kendi SIM'indeki bulunan Secure Element bölümünden datayı okutarak bu datayı, okuduğum datayla da kapıyı açma işlemini gerçekleştirebiliyorum. Çok teşekkür ediyorum bilgilendirme için. Gerçekten güzel bir proje olmuş. Başarılar diliyoruz. Sana çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Sağ olun.